Merhaba, iyi günler herkese. Yeni bir haftadayız yine. Endeks dün 110.300'lerin üzerine yükselmek istedi fakat bunu yapamadı. Bütün bir gün 110.300'ün üzerinde seyirler oldu ama maalesef saat 17'den sonra satışlar yine etkili oldu ve 110.300'ün altında bir kapanış aldık. Şimdi bu seviye önemli. Yani endeksin daha yukarıya gitmesi için, yani ileride o yapmış olduğumuz zirve 115 binlere dek yükselişlerin olması için endeksin 110.300'ün üzerine yükselmesi ve yerleşmesi lazım. Eğer bu olmazsa, bir türlü yapamazsa yeniden satışlar olabilir. Ne kadar satışlar olabilir? Şunu da onu da tabii ifade edelim. Yani. Teknik olarak aslında endeksteki seyir şu anda olumlu 50 günlük ortalamasının üzerinde pek çok indikatör güzel yukarı yönlü alımda RSI hatta endekste 60'ın üzerinde yani 60'ın üstü olan RSI endekste bir ivmelenmeyi bile bize ifade edebilir o yüzden önemli ama 107.700'lere dek düşüşler olabilir en sert haliyle bu seviyenin daha da aşağısına zaten iniyorsa o zaman başka sorunlar da vardır. Bunu izleyeceğiz. Belki 107.700'e dek düşüşler olmayabilir. Bu seviyeden daha da öncesinde bir destek yapabilir, oralardan bir tepki yapabilir. Ama biz özünde iki şey önemli. 110.300'ün üzerine endeks yerleşiyor mu? İkincisi 107.700'deki 50 günlük hareketli ortalamasının üzerinde olduğumuz sürece teknik olarak olumluyuz. Bu ikisi bizim için önemli. Şimdi eğer 110.300'ün üzerine yerleşen bir endeks olursa bu sefer ilave alımların yapılması mümkün olabilir. Endekste bu hızlanma olabilir. Risk işte artabilir. Daha da çok risk almak daha da mantıklı olabilir. E, 163.000 seviyesi Bankacılık endeksi için çok önemli bir seviye. Burayı e, izliyoruz. 163 bin eğer bankacılık endeksinde bu seviyenin üzerinde seyirler oluşursa ve yerleşmeler oluşursa işte o zaman onlarda da hızlı bir yukarı hareketler olabilir. Bu bizim endeksimizi de daha agresif bir şekilde yukarıya doğru e, itebilir. Bunların haricinde... E, bilançolar artık yavaş yavaş alınacağız. 12 aylıklar bitiyor. Aralık'tan sonra çok büyük ihtimalle 12 aylıklar artık satın alınacak. İhracat yoğun şirketler, ihracatçı şirketler, bunlar sanıyorum önde olacak yine otomotivlerde mesela orada güzel sonuçlar var. Metallerde güzel sonuçlar var. Otomotivle yani ilgili yan sanayilerde güzel sonuçlar var. Petrol ve petrokimya sektörü bunlarda iyi rakamlar var. Beyaz eşyada içeride çok sıkıntı var ama o sektörde %70'ini, %80'ini ihraç eden şirketler var. Oralara da dikkat etmekte bizce fayda var. Kurda çok önemli bir hareket yok. Zayıf bir hareket var aslında onu da ifade edelim. 3.84'lerin üzerine kur yerleşemedikçe yukarı yönlü sert bir hareketten söz etmek mümkün değil. Şimdilik biz onu aşağı yönlü ve uysal bir şekilde olacağını Tahmin ediyoruz ama 381 aşağıda önemli. 381'in altına eğer düşüşler başlarsa işte o zaman çok daha hızlı bir şekilde aşağı yönlü hareketlerde orada izlemek mümkün olabilir. İyi günler, hoşçakalın.